İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Okçuluk turnuvası Batı Ermenistan Kupası 2023. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Yehya Keşişyan. ABD Senato Komitesi bildirisi, Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerine yaptırımlar uygulanmalıdır. Doğu Ermenistan, İran ve Hindistan, Basra Körfezi Karadeniz Uluslararası Ulaşım Koridoru projesi üzerinde çalışıyor. Şuşi Halı Müzesi'nin koleksiyonu Moskova Sineması'nın avlusunda. Hayot Kaşa'da kitabı yayınlandı. Batı Ermenistan Kupası 2023 adlı her yıl düzenlenecek olan okçuluk turnuvası 13-14 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuva Los Angeles'ta Batı Ermenistan Fahri Konsolosu, Okçuluk Federasyonu Başkanı Arman Giragosyan'ın girişimiyle ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın himayesinde Yerevan ve Los Angeles'ta düzenleniyor. Turnuvaya Yerevan ve çevre bölgelerden 10-18 yaşında erkek ve kızlar katılıyor. Toplam sporcu sayısı 18 olacak ve 3 ödül yeri her iki cinsiyet için ayrılmış durumda. Okçuluk turnuvasının ilk gününde düzenlenecek açılış töreninde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ve Batı Ermenistan'ın Los Angeles'taki Fahri Konsolosu Okçuluk Federasyonu Başkanı Arman Grigoryan birer konuşmada bulunacaklar. Turnuvayı izlemek üzere okçuluk okulu çocukları ağırlanacak. Okçuluk severler için giriş ücretsiz. Adres Yerevan Şirek 40, yarış hipodromu, turnuva saati 10'da başlıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV sonuçları yayınlarında açıklayacak. Batı Ermenistan olarak muhteşem bir oyun dileriz. Abdülhamid anılarında yönetimi sırasında yaygın olan sansüre değindi. Bazen Avrupa'ya gönderilen insanlar zararlı fikirleri Türkiye'ye getiriyorlar. Avrupa medeniyetinin üstünlüğünü göstermeye çalışıyorlar. Onları yanlış hayatlarından dolayı yargılayamam ama onların başkalarına geçmesini önleme görevim var. Avrupa'ya gönderilen gençlerin bir kısmı Fransa'daki Fransız devrimini öğrendikten sonra vatanseverlik adı altında halkı isyana kışkırtıyor. Tabii ki buna izin veremem. Onlar da ülkemin düşmanları gibi bana Kızıl Sultan diyorlar. Sansür burada işe yaradı ve ben sadece bu tür içerikli materyallerin yayınlanmasını yasaklıyorum ve bilim alanında bile devlet adına teşvik ediliyor ve teşekkür ediyorum. Oysa gerçekte kanlı padişahın basına acımasızca zulmettiği de yadsınamaz bir gerçektir. Saltanatı sırasında birçok gazete kapatılmış, çıkan birkaç gazete onun kişiliğini, iç ve dış siyasetini yüceltme amacını gütmüştür. Okullar sıkı denetim altına alındı. Konstantinopolis İstanbul'un tamamında Ermeni tarihi ve coğrafyası öğretimi yasaklandı. Bu konulardaki kitaplara el konuldu ve yakıldı. Öğretmenler ve yazarlar suçlu olarak cezalandırıldı. Abdülhamid anılarında Ermeni meselesinin Avrupa gazetelerinde sürekli olarak dolaştığını, kamuoyunun kendisine karşı yöneltildiğini ve kendisine Kızıl Padişah denildiğini belirtmektedir. Anı kitabının Kızıl Hayvan başlıklı bölümünde ise 1893 yılında Fransız filozof ve edebiyatçı Pierre Kiar'ın ilk kez kendisini böyle adlandırdığını yazar. Konstantinopolis'e gelerek Ermeni okullarına kötülük ve ayrılık tohumları ekti. 1893-1896 Konstantinopolis'te görev yapan Kiar, Batı Ermenistan Ermenilerine yönelik katliamların Armenosid'in başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan birkaç Fransız çağdaşlarından biriydi. Kiar, Konstantinopolis'e gelerek Ermeni okullarına kötülük ve bölücülük tohumları ekmiştir. Pera'daki Ermeni okullarından birine Fransızca ve Latince öğretmek üzere davet edildi. Kiar'ın Ermeni halkının kaderine olan ilgisinin artmasına 1894 olaylarının ve Arşak Çobanyan ile dostane ilişkilerinin büyük katkısı olmuştur. İstanbul'daki Ermeni okullarında öğretmenlik yapan Kiar, felsefe ve edebiyat derslerinin yanı sıra Türk boyunduruğundan kurtulma dersleri de verdi. Abdülhamid, Sassun ve Zeytun'da çıkan sorunları Kiar'ın adına bağlayarak, onu Ermeni halkı arasında padişah karşıtı ve kurtuluş propagandası yapmakla suçlar.
Kiar'ın konuşmalarının hedefi, Ermeni katliamlarının organizatörü olarak gördüğü ve kendisini büyük bir katil, kızıl canavar, imparatorluk eşkıyası, insan bedeninde bir canavar, Kızıl Sultan olarak nitelendirdiği 2. Abdülhamid'in Ermeni düşmanı imajı olarak sunmak. Ermeni halkının beka mücadelesine katılan Kiar, faaliyetlerini sadece bilimsel eserler yayınlamakla sınırlamamış, aynı zamanda verimli bir topluluk önünde konuşma faaliyeti gerçekleştirmiştir. 24 Eylül 1981'de Van Operasyonu gerçekleşti. O gün Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu Asala'nın Şehit Yerya Keşişyan İntihar Komandosu tarihi Van Operasyonu'nu gerçekleştirdi. Yerya Keşişyan Tahran'da doğdu. Çeşitli etkinliklerin yaratıcısı ve organizatörü. 17 Mart 1981'de Tahran'da bir çatışmada ağır yaralandı. İran tarafının Yahya Keşişyan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili devlet düzeyinde verdiği güvencelerin aksine aynı yılın 17 Eylül'ünde Keşişyan Tahran'daki kötü şöhretli evin hapishanesinde idam edildi. Sadece bir hafta sonra 24 Eylül Perşembe günü Yahya Keşişyan adlı intihar grubu tarihi Van operasyonunu gerçekleştirerek Paris'teki Türk konsolosluğunu ele geçirdi. Washington, Berzor koridorunu açması için Bakü'ye baskı yaparken Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerine yaptırımlar uygulanmalıdır. Armen Press'in haberine göre böyle bir açıklama Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından yapıldı. Komisyonun Twitter sayfasında yayınlanan bir gönderide şöyle deniyor. Bakü tarafından Artsakh'ın ablukasından 150 gün sonra Aliyev'in insani bir kriz yarattığı ve önemli altyapıların elektriğini kestiği açıktır. Biz Berzor koridorunun açılması için baskı yaparken Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlar masada olmalıdır. Senato Dış İlişkiler Komitesi gönderiye bir mesaj ekledi. Artsakh Dağlı Karabağ 5 aydır kuşatma altında, doğalgaz ve elektrik kesintileri devam ediyor, bölgenin en büyük barajı tükeniyor ve bölgeyi hidroelektrik santralsiz bırakmakla tehdit ediyor. Doğu Ermenistan, İran ve Hindistan, Basra Körfezi Karadeniz Uluslararası Ulaşım Koridoru projesi üzerinde çalışıyor. Hindistan tarafı Ermenistan Cumhuriyeti'ni Hindistan'dan gelen malların Avrasya Ekonomik Birliği'nin multimilyon dolarlık pazarına girebileceği bir köprü olarak görüyor. Bunu Sputnik Armenia Haber Ajansı'na konuşan Hindistan Ticaret ve Ekonomi Örgütü Başkanı Asif İkbal ifade etti. Ona göre konu 3 ülke liderleri düzeyinde tartışılıyor ancak özel sektörün de projeye dahil edilmesi planlanıyor. İkbal, 2024'te Hindistan, Avrasya Ekonomik Birliği'nin gözlemci ülkesi olacak. Bu, Ermenistan Cumhuriyeti ile savunma alanı da dahil olmak üzere her yönden işbirliğinin derinleştirilmesine olanak sağlayacak başka bir durumdur dedi ve yakın gelecekte Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Hindistan Büyükelçiliği'ne savunma konularında bir ataşe atanacağını sözlerine ekledi. Yerevan'da Moskova Sineması'nın avlusunda Şuşi şehrinin halı müzesinin halıları ve Artsakh Karpet Fabrikası'nın ürünleri sergileniyor. 44 gün süren Artsakh Savaşı'nın son günlerinde Şuşi şehrinin düşmesine günler kala müzedeki sergiler tamamen olmasa da boşaltıldı. Artsakh halıları 20 Şubat'tan beri Yerevan'da Alexander Tamanyan'ın adını taşıyan Ulusal Mimarlık Müze Enstitüsü'nde sergileniyor. Şuşi Müzesi tüm halı örneklerinin kökeninin net olduğu dünyadaki tek müzeydi. Diğer ülkelerin müzelerinde daha eski ve daha değerli halılar olabilir ama bunların menşei net değildir. Çünkü bunlar orijinal kaynaktan alınmazlar. Birkaç elden geçerek müzeye gelirler. Halı koleksiyonu Artsakh doğumlu mesleği ekonomist, hukukçu olan Vartan Astadryan'a ait. Onun girişimi sayesinde Artsakh'ın karşıtı olan el yapımı halılar korunarak Artsakh kültürü olarak dünyaya sunuldu. Şuşi Şehri Müzesi'nde yaklaşık 300 halıdan oluşan kalıcı sergiden kurtarılan 80 halı sergide sunuluyor. Pedagog gazeteci araştırmacı Zohrab
Erkoya'nın yaklaşık 30 yıllık yorulmak bilmez çalışmalarının sonucu olan ve Kutsal Eçmiyazin ana makamının yayın kurulu tarafından yayınlanan Ermeni Kaşata adlı değerli kitap albümü yayınlandı. Kitabın yazarının belirttiği gibi Ermenilerin beşiği olan bugünkü Artsakh'ın Kaşata bölgesi 1750-1920'lerde hatta bazı kısımlarda 1950-80'lerde boşaltıldı. 1992-93 Artsakh Varoluş Savaşı sonucunda bu topraklar kurtarıldı ve kısa süre sonra yeniden canlanma başladı. O dönemde ülkemizi ele geçiren yabancılar birçok yerleşim yerinin kiliselerini, mezarlarını yıkıp tamamen yok etmelerine rağmen Ermenileri anlatan asırlık tanıklar olan manastırlar, kiliseler, şapeller, haçkar anıtı, mezarlıklar ve mezar taşları, köprüler, değirmenler, çeşmeler çevrelerindeki tarihi yerleşim yerlerinde korunmuştur. Ayrıca birçok Hristiyanlık öncesi mezar ve yerleşim yeri, mağara, inziva yeri vardır. Kitabın iki sayfalık tarihsel incelemesi 15. yüzyılın başlarından itibaren özellikle Melik Haygazyan Hanedanı sayesinde güçlenen Kaşata dünyasını eski çağlardan, bibliografik kaynaklardan, tarihçilerin tanıklıklarından günümüze kadar sunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni halk şarkısı Cagatsız Manem Dali adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.